Kutup Anadolu'da hafta içi her gün Anadolu'nun başka bir beldesinde Anadolu'nun lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Sen bana sınav mısın ya? Bıkmadılar şu programlardan. Anca yiyin. Çatalla kesebileceğiniz bir et sevgili seyirciler. Ne yapayım? İyi. Tuvalet nerede? Arkanda. Şurada. Oo Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Acelem var. Tam bir tablo gibi öyle değil mi sevgili seyirciler? Saçım nedir buradaki etler? Bir tanıt bakalım bize. Ne oluyor lan? Utanmıyor musun oğlum sen? Baba yaşındaki insanı koşturuyorsun çayamaya. Abi kendi geldi. Elime mi yapışır? Para filan da istemem. Bahşişime bakarım dedi. Sen de tabii bu çapulculardan bahşiş mahşiş çıkmayacağını bildiğinden. Yani. Bu ne ya? Oğlum tuvalet paralı mı lan burada? Yok. Üzerinde 1 TL yazan kutu var kapının. Abi bu sürpriz oldu. Anlaşıldı Rüstem abi. Ha. Alıyorsun, şunu Rüstem abiye veriyorsun. Adrese teslim etmezsen kafanı kırarım. Saati nerede? Arabada bıraktım. Oğlum biz geç kalmıyoruz değil mi toplantıya? Ya yok hadi 10 dakika sonra oraya saat. Hadi. Ya arabaya. Kuş pislemiş. Al o BLC player'ı da oradan. Hadi koy bagaja. Sen pislenen her şeye tükürüyor musun hadi? Gömleğin kirlendi mesela. Tükürüyor musun lan? Bu araba senin 5 yıllık maaşın. Ne kıymetli arabanız var arkadaş ya. Sen Volkan Bey'i aradın mı? Nereye gelecekmiş? Sarıyer'de çekelim dedi. Böyle daha bayır bir yer olursa iyi olurmuş. Hakkı Bey de Sarıyer tarafında bir tane kendim pişirici ayarladı. Onun arkadaşıymış herhalde. Peki Volkan bir şeyler yiyelim derse ödeyecek miymişiz? Bir şey dedi mi? Ya siz sormayın. O yerse yesin ben sonra restoran sahibiyle hallederim dedi. Para vermeyin ya. Bunları niye sana söylüyor da bana söylemiyor? Bilemiyorum Aşkın Hanım. Aşkın Hanım'a ilet dedi. Nereden çıktı şimdi bu Volkan ya? Hakkı Bey istedi. Ha siz çalışmıştınız değil mi Volkan'la ya? Çalıştık. Günaydın. Günaydın abi. Çekil. Vedat, güreşimi keseceksin orada. Şöyle geç. Abilerim zamanla yarıştığımız için hemen Aşkın Hanım'a bağlanıyoruz. Arkadaşlar, bundan sonra kimin nerede ne röportaj yapacağına yapımcımız karar verecek. Siz seçmeyeceksiniz. Sadi Bey, siz Kadıköy'de sahaf röportajı yapacaksınız. Kadıköy iyi bak. Oradan da sete kayarım. Ahmet Bey, siz Cihangir tarafında halıcılık röportajı. İyi, İstiklal iyi. Murat Bey, siz de Sarıyer'de sunuculuk röportajı. Sunuculuk mu? O ne be? Hakkı Bey istedi. Allah Allah, tanıdığımız bildiğimiz ünlü birisi mi peki? Volkan Atçıl abi. Yudum Yudum Anadolu yok mu? Onun sunucusu. Sinan Atçıl'ın neyi oluyor lan bu? Vallahi onu bilmiyorum ki abi ya. Allah Allah, o kim ya? Abi adam 15-17 kuşağının taçsız prensi. Hafta içi her günün en az 30'uncusu. Sabah tekrarlarını saymıyorum. Volkan lan bu! Senin Volkan. Canım nereden benim oluyormuş ya? Geçtiğimiz zamanlarda yapımın kadrolu sunucusuydu yani. Evet birlikte çalıştık. İnşallah sadece yapımın kadrosudur. Halıcı'ya gideyim ben ya. Hımmıl nereden verecek Ahmet'i? Ahmet'in evinde halı mı var? Halıcı'ya gideyim ben ya. Abi yapımın kesin talimatı var ya. Değiştirmesek her şey ona göre ayarlandı biliyor musun? Medeniyetten fazla uzaklaşmayalım diye söylüyorum. Oğlum ben kaşığım molası bitti galiba. Böyle bir hareketlenme var midemde gaz yapıyor. Benim ne işim olur Allah'ım dağında ya. Ha? Sarıyer diyorsun aşkın hanım. Halıcı'ya gideyim ben ya. Sarıyer sahilde yalnız. Kardeşim sen iyi misin? Sabah bir şey demedin. Ama dönecek yarın Volkan Bey. Bitiyormuş onun çekim arası. Ne yapsak? E Aşkın Hanım'la gidip tek çekelim. Murat abi kurguda mı eklesek? Tek gelen. Olmaz! Şey yapmayalım onu. Gelirim ben ya. Murat Bey emin misiniz? Hani fenalaşmayın çekimde. Allah'ıma hamdolsun gücümüz kuvvetimiz yerinde. Aslanlar gibi geliriz, paşalar gibi işimizi yaparız. Ya emin misin oğlum? Hadi abi. İş bu beklemez. Hadi gidelim. Ya işte Murat abi şimdi bir asistanımız olsaydı ne güzel göz kulak olurdu sana bak. Şöyle üniversite öğrencisi, bayan. Sadece ne diyeceğim bak aklıma geldi lan. Zehra dün derse gelmedi bak haberin olsun. Etle kemik olayını biliyorsun. Yevmiyesini keseceğim ha. Kes abi kes.
aşkım, canım. Kaç ay oldu görüşmeyeli ya, ha? Volkan Bey, Murat Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Murat Cemcir, nasıl sen? İyi, hamdolsun. Nasıl yapıyoruz? Önce görüntü mü alalım yoksa direkt röportaja mı geçelim? Işık kaçmadan diyorum, röportajı alalım değil mi Murat Bey? Tabii tabii. Işık kaçmazsa dağda bayırda gezdireceğiz seni. Görüntünü alacağız. Anadolu başka aşkım. İstanbul'a benzemiyor hiç. Allah'tan girmişim bu yudum yudum Anadolu işine. Yoksa nasıl keşfedebilirdim Anadolu'mu? Bak sana bazı resimler göstereyim. Tablo gibi Anadolu. Güneş böyle mi batar ya? Bakar mısın? Güneş böyle mi doğar? Maviyle kırmızının dansı sanki. Böyle ne yapacaksın biliyor musun? Alacaksın kız arkadaşını, dolayacaksın kolunu boynuna. Uzanacaksın çayıra, manzarayı seyredeceksin. Başka da bir şey yapmayacaksın. Yapma zaten ya. Hem soğuktur hem de oralar biraz muhafazakar ya. Adamı bir döverler, pir döverler. Seni düşündüğüm için söylüyorum. Sonuçta hak kahramanısın. Tamam, biz de hemen gidelim yapalım demiyoruz. Misal yani. Ama Anadolu insanı insan sarrafıdır. Seni bir kere sevdiler mi, kabul ettiler mi... 40 yıllık dostları, kardeşleri olursun. Öyle değil, öyle değil. Anadolu insanı çok delikanlıdır ya. Yalnız sen kızı arayacaksın, dağ bayır götüreceksin. Güneş batıyor ayağına, kızı elense çekeceksin. Yemezler aga, yedirmezler aga. Neresi burası? Çok güzelmiş burası. Anadolu aşkım. Ayrıca neresi olduğunun benim için hiçbir ehemmiyeti yok. İster Trabzon, ister Giresun, ister Rize. Senin navigasyon bayağı iyiymiş ya. Acıyorum size bazen. Acıyorum size. Bu büyük şehirde yaşıyorsunuz. Trafik, felç, egzoz, curcuna, kaos, GDO, OGS, SGK, KDV, KGS. Boğuluyorsunuz, farkında değilsiniz. Bak. Artık röportaja konuşsak biraz. Tabii tabii. Aşkın sen istersen arabadan soruları getir, hemen bitsin. Biz bu arada Volkan Bey'le röportajın ayrıntılarını konuşalım. Tamam. Tamam. Bir dakika ya, bir dakika. Ne notu, ne soruları? Doğaç girişelim. Alışıyorum ben, sorun olmaz. Yok ya, bizim yapımcının istediği bazı standart sorular var. Onları kesin sormam lazım. Yoksa benim de doğaçlamam gayet iyidir. Mehmet! Hazır değil miyiz oğlum hala? Gidiyor, gidiyor. Güneş gidiyor. İki dakika hazır abi. Yerlerimize geçsek artık. Bir dakika, hemen geçmek olmaz. Nerede benim öpücüğüm? Ne? Öpücük mü? Ya Muratçığım, biz beraber çalışırken aşkın her çekimden önce bana bir öpücük verirdi. Şans için. Ağızdan mı? Kardeş, biz belgesel çekiyoruz. Sen bizi yanlış anladın galiba. Ha? Bak işte burada. Hop, hop, hop. Beni ilgilendirmez. Öpücük yoksa röportaj da yok. Uğurumu benim. Ama Volkan Bey yani ekibin önünde... Bana ne, bana ne? Bekliyorum. Tamam. Başlayalım o zaman. Motor! Motor, motor. Pek çoğumuz onu Dağtepe gezmeleriyle ve gezdiği yerlerde keşfettiği yerel lezzetlerle tanıdık. Kendisi bir gezgin, bir araştırmacı, bir kültür uzmanı ve aynı zamanda sunucu. Bu haftaki mesleklerimizden bir tanesi de belki de en önemlisi olan sunuculuk. Sunucumuzsa ve karşınızda Volkan Atçıl. Öyle başlıyor değil mi program? Tam olarak şöyle. Ve karşınızda diyorsun, sonra küçük bir es veriyorsun. Volkan Atçıl. Ve karşınızda... Volkan Atçıl. Çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Muratçığım. İstanbul'a yeni geldiğinizi ve çekim için hemen geri döneceğinizi biliyorum. Çok yoğun çalışıyoruz Muratçığım. Anadolu tam bir arkeoloji cenneti. Neresini eşelesen içinden bambaşka zenginlikler çıkıyor. Anadolu'nun işte yemek kültürünü araştırıyorsunuz. Bir bakıma öyle. Tarih yazıcılığı bizimkisi. 50-60 yıldır yapılmayan yemeklerin tariflerine ulaşıyoruz. Artık yemek yapmayan anneanneler, babaanneler, nineler o eski tariflerini hatırlıyorlar ve o eşsiz lezzetleri yeniden kazanıyoruz. Tabii konumuz sunuculuk ama ben daha başka bir şey merak ediyorum. O yüzden onunla ilgili konuşmak istiyorum. Anadolu'nun böyle her tarafını gezdiniz mi ekip olarak? Kar kış demeden Anadolu'yu karış karış gezdik Muratçığım. Sırf merakımdan soruyorum. Yemek tariflerini aldığınız teyzelerin tariflerinin ülke televizyonlarında telifsiz yayınlanacağını kabul ettiklerine dair bir evrak, bir yazı aldınız mı? Yani genelde anonim lezzetler olduğu için... Tamam, tamam, tamam. Kendi merakımdan soruyorum. Konumuz tabii sunuculuk olduğu için onunla ilgili konuşalım istiyorum böyle. Bildiğim kadarıyla bu programı 3 yıldır yapıyorsun. 200. bölüme geliyoruz Muratçığım.
Peki böyle ne bileyim sinema filmi, dizi film teklifleri falan geliyor mu? Bildiğim kadarıyla senin esas mesleğin oyunculuk. Geldi tabii ama insanın içine sinen bir işte olması bambaşka bir duygu. Yani tabii belgesel sunuculuğu yaptığın için oyunculuğu kullanacağın yerlerde oluyordur mutlaka. Ne bileyim mesela sana sunulan yemek hoşuna gitmedi. O zaman ne yapıyorsun? İğrenç bir şey geldi böyle önüne. Ne yapıyorsun yani? Anadolu o kadar zengin ki iğrenç diyebileceğim hiçbir yemekle karşılaşmadım Murat'cığım. Ne diyebileceğim bir yemekle karşılaştın? Nasıl yani? Yani kayıt bitti, kamerayı kapattınız. İğrenç bulduğun yemeklerle ilgili bir jargon geliştirmişsinizdir. Tırt, nimet ama cort gibi. Yani... Sen yoksa kendin mi yiyorsun sadece ya? Ekibe yedirmiyor musun? Yok da... Murat Bey, ne yapıyorsunuz? İşimi yapıyorum başkalarım. Niye kestik kesmeseydik? Yok, hepsinin cevabı var da birden beklemediğim yerden sordu. Kontrpiyede kaldım. Murat Bey, şöyle bir gelir misiniz? Bir saniye. Yapma diyorum sana, yapma diyorum. Ya Allah Allah, bir şey yaptığım yok. Ben sadece halkımızın kafasında birikmiş sorulara tercüman oluyorum. Adamın üstüne gidiyorsun. Bu akşam ne yapıyorsun? Dersin var, sonra buluşalım mı? Derse gelin. Anlaştık. Pardon ya, çok özür dilerim gerçekten bak. Ben hani sen doğaçlamam iyi deyince böyle hani komedi çıkartırız diye daldım yani. Sen de zorlanıyorsan kestik desene ya. Allah Allah. Canlı yayın değil ki bu şaşkın. Tamam. Ne yapalım o zaman? Baştan alalım hadi. Aha. Afiyet olsun. Niye zahmet ettiniz abi ya? Ye Volkan'ım ye. Bundan sonra böyle artık. Bir elin yağda, bir elin kekte, kebapta. Hiç gerek yoktu abi ya. Bir de çok şey yapmışsınız. Doydum ben galiba. Yalnız Volkan'ım, biz abiyi kullanmıyoruz. İşveren, iş kovalayan ilişkisi bakımından patron ya da efendim. Ekseriyetle efendimi kullanıyoruz. Aşkım, tatlıları uzat. Senin de maşallahın varmış Volkan'ım. Sanki Kırkpınar'da güreşeceksin. Sabah kahvaltı yapmadan mı geldin? Yok abi ettim. Efendim ettim de biraz yengenin ellerine sağlık, biraz da mutluluktan. Sonunda yıllar sonra seninle çalışabileceğiz ya. Ye bakalım ye. Biraz sonra da acı kahveler gelecek. Benimki orta şekerli olsun yenge. Aşkım, seninki şekersiz herhalde. Sen diyet yapıyorsun ya, oradan sana laf çakıyor aşkım, anladın mı? Anladım. Volkan Bey, biraz da iş konuşalım ufak ufak. Hay hay. Artık şu imzaları atsak diyorum. Atarız imzayı da yanlış anlama olmasın. Bu sefer İstanbul'a yakın yerler değil mi? Yani Çanakkale, Edirne, Sapanca, Küçükçekmece. İstanbul'a yakın olmak için bazı nedenlerim var da. Neden? Jandarma mı arıyor seni? Neyse Volkan'ım. Diğer taraftan ne ücret alıyorsan buradan da aynısını alacaksın. Ya hemen ekşitme suratını. Önümüzdeki sezon tam iki katını vereceğim sana. İki katı? Bunu sözleşmede madde olarak... Ya sözleşme sadece 4 bölümlük. Şimdiden önümüzdeki sezonun sözleşmesini yaparsak... KDV, stopaj, muhtasar, emlak... Vallahi belimizi doğrultamayız. Doğru, siz de haklısınız. Ekip? Ekip, sana özel Special Force. Aşkın and Vedat. Aşkında mı? Muratlar ne olacak? Muratlar kim ya? Murat Cemçik, Cimşir, Çömük, Cem... Ha, Muratlar. Ya Volkan'ım sen boş ver Muratları. Sen kendini düşün. Selfish ol, selfish. Hadi bakalım. Aşkın da var. Aşkın? Aşkın da var tabii. Aşkınsız olur mu hiç? O da güzel işler yapmak istiyor. Öyle değil mi aşkın? Tabii Hakkı Bey. Siz nasıl uygun görürseniz. Bir de Volkan'ım, senin bütün kaygılarını giderecek çok büyük bir sürprizim var sana. Hazır mısın? Hazırım. Aşkın aç, göster. Oha, hadi be. Ciddi misin? Ha, poster. Güzel. Özümüz, nereye imzalıyorum? Her sayfanın altına ikişer tane. Açıl. 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 Oldu da bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Abi anın büyüsünü bozmak gibi olacak ama lavabo ne tarafta? Hemen şuradan gidip aşağıya iniyorsunuz. Oh, çok şükür bitti.
Zehra nerede? Salonda. Bundan sonra meslek hikayelerinin yapım sorumlusu o. Belirlediğimiz mesleği ilet ona. Üçünü de aynı yere yollasın. İki saat sonra da burada, toplantıda olsunlar. Kovmayacağım onları. Kovmaktan beter edeceğim. Kovayım diye yalvaracaklar bana, yalvaracaklar. Zehra yapabilecek mi? Velev ki yapmasın. Çoktan anay, çok tatın. Volkan Akçıl'la ilgili basın bültenini dağıtın. Yemekçi bundan sonra artık türkü çığıracak yazın. Ölmüş anonimler, Volkan Akçıl'la türküler. Anladım. Ne anladın? Otomatiğe bağlama aşkım. Bak aşkım, sana çok güveniyorum. Bu mesleklerle çok fazla vakit kaybettik biz. Özümüze dönelim artık. Anladım Hakkı Bey. İdare et aşkım. Bu ne gözü var sende? Geliyor. Açın kapıları muhafızlar. Starımız geliyor. Hem de ne star, süperstar. Hey girl, hey boy, süperstar DJ. Here we go. Fıtı fıtı. Hey. Sadi ne haber? Halden uzak dur. Gözüme ne oldu senin? Bir şey yok kızım, lens o. Fark etmedin galiba. Efendin geldi. Geç bakayım şöyle. Fıtı fıtı. Geldiniz mi? Geldik. Daha ses soluk çıkmadı. Bu marka yüzü işi de beklemedi. Hayır yani, kovma gibi bir niyetiniz varsa 200 bin dolar ateşleyeceksiniz Hakkı Bey. Yok yok. Kovma falan yok. Ağzımız yandı bir kere. Daraltma, boğurtma, nefes aldırtmama var. Yalnız Hakkı Bey, baştan söyleyeyim, ben bu adamla bir daha röportaj falan yapmam. Ayıptır söylemesi, kendisini burnundan öpmüşlüğüm vardır. Gerçi menajerin böyle şeyleri atlamaz. Sözleşmemde kesin vardır. Evet. İstiyorsanız kendisini arayayım. Yok yok. Röportaj falan da yok. Volkan Bey'in kendi programı var zaten. Hayırlı olsun. Ya çok seviyorum bu çocuğu. Sadi, seni ayrı seviyorum, bunları ayrı. Gözüne ne oldu senin? Yeşerdi. Ha, olur öyle. Zehra, yeni ekibinle tanıştın mı? Ne ekibi ya? Şimdi çocuklar, kovulma yok. Programda, çekimlerde aynen devam. Yalnız sizin yayın saatini bayağı bir ileriye attık. PT 15'e iteledik. İteledik? Tabii. Volkan bizimle yeni programa başlıyor ya. Ne programı ya? Özümüz, sözümüz. Bundan sonra Volkan sizin saatinizde yayınlanacak. Tabii ekip de değişti. Aşkını Volkan'a verdim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Bundan sonra Zehra çalışacak sizinle. Aslan gibi, zehir gibi evladım benim. Aşkını mı verdin? Aşkın varmaz ki ona. Biz kendisiyle o konuyu daha önce konuştuyduk. Bizim program ne oldu? Ya sizin programa ne olur ya. Stratejik bir değişim oldu. Sizin program salı sabahı saat 6'da. Salı 06 mı? Ya o saatte anam babam bile izlemez programı ya. Bari 4.30'a koyun da anneannem izlesin namaza kalkınca. Yok yok Sadiciğim, 5 olsun o. Anneannen namazdan sonra seyreder. Dikkati falan dağılmasın şimdi. Ne diyor lan bu? Hiç olur mu ya? Sizler dikkat çekmeyi iyi bilirsiniz. Yılan döversiniz, kusarsınız, canlı yayın basarsınız, şarkıcılarla basılırsınız. Bir şekilde halledersiniz siz. Yalnız Hakkı Bey, o haberlerin hepsi aspara gaz. Biz tamamen temiziz. Nigar Tan'ı da Salih abi sıktırmış. Adamın yaprağını gözümle gördüm. Yo, bu sefer dersimi iyi çalıştım ben. Sözleşmeye aykırı bir madde yok. Ha, bir de bundan sonra çalışma şeklimiz de değişti. Zehra. Balıkçılık yapacaksınız bugün, yani teknik olarak bugün. Aslında yarın sabah 4.30'da balıkçılarla balığa çıkacaksınız. Hey yamola, hey yamola, hey yamola, hey, hey. Ve? Ve? Özellikle bunları yiyeceksiniz. O ne lan? Yarın sabah saat 3.30'da Küçükçekmece Limanı'nda olacaksınız. Servis saat 3'te sizin istediğiniz yerden alacak. O zamana kadar paydos. Ben de Volkan'ımla ilk bölümün üstünden geçeceğim biraz. Vira vira, iskele alabanda. Rastgele uşaklar, rastgele. Tek neyse o zaman bebekten alsın bizi ya. Hacı, gittim ben. İyi, hadi tamam hocam. Şurada ne yazıyor ya? Ne yazıyor? Şurada bu kalıp arasının altında okuyamıyorum. Baksana ne yazıyor? Volkan ne yapıyorsun?
yapıyorsun ya? Ya bir öpücük ya, motivasyon için. Ya hayır, dur. Nereye tutuyorsun? Ne yapıyorsun? İş yeri burası ya. Kızım kim bana bir şey diyebilir ki? Bu geminin amiraliyim ben ya. Alt tarafı bir öpücük, öpücük. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Öpüşün, öpüşün, hatta sevişin. Bol bol sevişin, ben kenarda sessizce durup arasına seni iyice alırım lan! Ayım lan be! Abiciğim bir kapı çalar insan ya. Kapı mı var? Çalışıyorduk. Ama sen de hep aşağılara çalışıyorsun Volkan. Azıcık yukarı çalışırsak. Murat sen neden geldin ki? Ben şey için geldim, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, dosyalar varmış, masanın üzerindeymiş, onlara bakacaktım. Bak tabii Muratçığım, bak tabii. Sizin program da önemli tabii. Ama artık korkmayın, bizim programın en aşağı 3 reytingi var her hafta. O yüzden bizimkinden gelen gelirle sizinki gibi alternatif programlar da nasıl desem varlığını sürdürebilir. Yalnız o reyting sistemine çok güvenme Volkanatçım. Bak alternatifiyle geldim. Hadi bakalım hep beraber ne yapıyoruz? Patlıyoruz! Cıbapma cıbba! Oh oh! Alternatif. Şimdi bizim çekecek bir iki tane bölümümüz kaldı Volkancığım. Tabii aktör olduğumuz için haliyle haklarımız da korunuyor. Yayınlansa da yayınlanmasa da paramızı alıyoruz. Sen bizi düşünme, tamam? Bu geçenki çekimlerin üst seslerini yapacaktın. Sordum, Zehra'ya gitmemişsin. Ben onu unuttum ya. Vallahi bak. Neyse yarın hallederiz. Unuttum diyorsunuz da Murat Bey, biz hala o stüdyoya para ödüyoruz. Unuttum aşkın hanım. Özür dilerim. Vallahi unuttum yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Hatta şu anki utanç duygumdan mütevellit isterseniz şey yapabilirim yani. En kısa zamanda serçe parmağımı kesip bilahare yapımcıya kargo ile gönderebilirim. O da yetmezse başka uzuvlarımı gönderirim. Olur mu? O zaman üzerlerine hangisinin hangisi olduğunu yaz da karıştırmayalım Muratçığım. O konuda aşkından yardım alabilirsin Volkan. Kendisi hangisinin hangisi olduğunu çok iyi ayırt eder. Gözleri kapalı resmini bile çizer. Hatta hiç unutmuyorum bir defasında çamurdan heykelini yapmıştı. Değil mi aşkın? Murat terbiyesizleşme. Allah Allah. Serçe parmağımın diyorum aşkın. Serçe parmağımın. Sen ne anladın ki? Neyse ya ben şey yapayım gideyim. Siz de aynı ciddiyetle çalışmaya devam. Tamam. Şurada ne yazıyor ya? Yazmıyor bir şey. Ama yazıyor. Bak küçük yazmışlar. Okunmuyor. O yüzden. Ben sana okuma yazmayı bilahare öğreteceğim. Özel ders vereceğim. Buranın en kısa zamanda bir kapıya ihtiyacı var. Kapı da geliyor akşama. Budaklı. Kapı şart. Şimdi Volkan'ım, bu mumcuk yatırımı bizi çok rahatlattı. Ve açık söylüyorum, hepsi senin sayende. Aman efendim, estağfurullah. Teveccühünüz. Hakkı Bey ya, bir maruzatım olacaktı benim. Ne demek Volkan'ım? Söyle. Yağmasam da güllerim. Aşkınla yeteri kadar yakın çalışamıyoruz. Kızın başka başka işleri oluyor. Çok yakın çalışmayın zaten Volkan'ım. Maazallah bir yerini inciteceksin diye çok korkuyorum. Sen lazımsın bize. Yok yok, çalışmak iyidir. Yakın çalışmak iyidir. Ayarlarız, o kolay. Volkan'ım şu üç zerzavattan da yakında kurtuluyorum. Son bölümlerini çekecekler. Zaten bir önceki bölümde üçünü de balıkçı teknelerine gönderdim. Bira bira! Getirdikleri görüntüleri kanala bile yollamadım. Balık kokusu oradan geliyormuş o zaman. Başarılı olduğun kadar komiksin de Volkan'ım. Volkan'ım şimdi sen ne yapıyorsan, nasıl yapıyorsan aynen devam et. Kendini hiç bozma. Ratinglerimiz üçten aşağı düşmez inşallah. Siz merak etmeyin, bana güvenin. Düşmez, düşmez. Düşmez, kalkmaz. Orası hiç belli olmaz. Asıl ama işini asıl.